Levent sen de gördün? Belki sabah daha da uzun sürebilir. Uzun sürebilir. Muhtemelen çünkü itirazlar İtiraz yapılacak. Yani şu, bir kere şunu biliyoruz İsmail. Daha önceki seçimlerden de tecrübe ettik. Anadolu Ajansı bir manipülasyon yapıyor her zaman. Bir önde gösteriyor. O yüzden şu anda panik etmenin bir anlamı yok. Tabii. Üzerine tartışmanın bir anlamı yok. Sakin sakin, emin duyguyla en son noktaya varışı beklemek gerekiyor. İktidarın kendi... Ee, o, o şeyleriyle kendini önde göstermesinin de bir anlamı yok. Muhalif seçmenin bir karamsarlığa kapılmasının da bir anlamı yok. Ee, Tayyip Erdoğan'ın o %60'larla başladı. Şu anda %51'lere kadar geldi. Peyderpey aşağı Şimdi iniyor. Şu anda 48. Şimdi 48'lere kadar geldi. Biz şunu görebiliyoruz ki bu muhtemelen büyük ihtimalle ikinci tura doğru i̇kinci gidiyoruz. Tura gidiyor. Bu artık neredeyse tamam. hemen hemen kesinleşmiş Öyle durumda. Gözüküyor. Öyle gözüküyor. Burada önemli olan aradaki fark ne kadar olacak? İkinci tura giderken kim önde olacak? ve meclis çoğunluğu kimde olacak ona bakacağız o yüzden şu anda özellikle e, yani geçmiş tecrübeler bize bunu gösteriyor bu bilgilere güven duymak gibi bir durumumuz yok Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere buradan bir karamsarlığa kapılmanın bir anlamı da yok sandık başlarına önemli olan muhalefetin elindeki imsa, ıslak imzalı Tabii. verilerin yarın bütün toplumu ikna edecek şekilde ortaya çıkmasıdır ben YSK'nın muhalefetin elindeki ıslak imzalı belgelere rağmen farklı bir sonuç ilan etme durumunda olmayacağına olmaz göre... Olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Yeter ki elinde ıslak imzalat, kanak olsun. Evet, en fazla 3 saat, 5 saatlik bir gecikme yapabilir ki bunu zaten daha önceki seçimlerde, İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz evet. akışta durmuştu. O yüzden çok karamsarlığa kapılmadan şeyi beklemek en doğrusu. Şeyin sonucunu, veri akışının sonucunu görmek en doğrusu. Şunu da söyleyeyim. Hakikaten iyi bir seçim dönemi atlattık İsmail. Ben belki de en sakin, en... Gerçekten. Klas bir, yani... Hakikaten gurur duyuyorum Türkiye ile. Olağanüstü bir demokrasi şölenine dönüştü. Ufak tefek gerginlikler olmasına rağmen beklentilerimizin çok daha üzerinde. E, muhalefet çok olağanüstü bir kampanya yaptı. Daha barışçı, daha pozitif, daha, daha birleştirici. Yani bence seçimin kazananı muhalefetin kurduğu birlikteliktir. Toplumda yaydığı, yarattığı o birliktelik duygusu, havası, ilimserlik havasıdır. Bu oy, oya yansıyacaktır, sandıklara yansıyacaktır ama bunlardan daha bağımsız söylüyorum ki... Muhalif seçmenin gösterdiği o dirayet, heyecan, kararlılık, kendi ülkesine sahip çıkma duygusu, bütün bunlara baktığımızda ortada ciddi bir kazanç var. Bu kazancı göz ardı edemeyiz. Bu çok önemli bir şey. Seçim sonuçları her zaman moral bozucu bir farklılık gelebilir şey anlamda söylüyorum. Önce Ö öyle bir evet. oluyor. öncelik yani. olabilir. İzleyicinin buna takılmaması lazım. Sabır etmeyi, yani dikkat etmesi lazım. Muhalefete düşen görev sandıkları terk etmeden. O ıslak imzalı evrakları son dakikaya kadar koruması. Başka Bu arada şey şu yok. bilgiyi de vereyim. Bakın henüz 15-16 milyon civarında daha sayılmamış oy var. Ağırlıklı olarak CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu düşünülen 15 milyondan fazla sayılmamış oy var bakın. Çok önemli. İşte Çankaya Belediye Başkanı, Bakırköy Belediye Başkanı'nın <laughs> bizlere verdiği bilgiler. Bu arada araştırmacı Bekir Ağırdır bir bilgi veriyor. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiler sizleri yanıltmasın. Verdiği oranlar sizleri yanıtmasın. Verdikleri oy sonuçlarının çoğunluğu İç Anadolu ve Karadeniz gibi küçük nüfusu yerlerden alınıyor. Nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı batı bölgelerinden, bak batı bölgelerinden o yakışı çok az. Mesela Nevşehir'de açılan sandık %60'larda, Nevşehir'de ama Denizli, Eskişehir gibi yerlerde %25'lerde. Bu ikisinin ortalamasını alıp Açılan sandıklar %30'larda demek yanıltıcı diyor. Demek ki sakin sakin kalacağız. Sakin Islak imzalı lazım. tutanakları evet. alacağız. Sandıkları terk etmeyeceğiz. Sandıklar terk edilmeyecek. En önemli sonuç bu. Biz de halk TV olarak en doğru bilgileri ıslak imzalı tutanaklara bağlı kalarak sabaha kadar yayını kesmek yok. Devam edeceğiz. Sizlerin demokratik hakkınıza, halkın iradesine saygı gereği bunu gerçekleştireceğiz efendim. Emin. Eee... Bir e, önemli noktayı söyleyelim. Biz burada daha önce böyle bir şey görmedik. Eğer Anadolu Ajansı gerçekten de itiraz edilen tutanakları girmiyor ise bu da bizim daha önce görmediğimiz bir şey. Hiç görmediğimiz bir şey. Çünkü tutanak girilir, tutanağa yarın da itiraz edilebilir. Normali budur. Öbür gün de itiraz edip itiraz süresi var çünkü. Ee, ama biz hep bugüne kadar ne görürdük? Onlar girilir sisteme, biz o sonuçları yayınlarız, bütün seyirciler de görür. İtiraz edildiğinde de o değiştirir. Çünkü o zaten kesin seçim sunucunu yayınlamak ne Anadolu Ajansı'nın ne ANKA'nın görevi, YSK'nın e, görevi. Ve bu arada da e, Anadolu Ajansı verisinin de 59'dan 57'ye inmişti, 54'e inmişti. 56'ya inmişti. Şu anda 51'in altına indiğini görüyoruz. Anadolu Ajansı şu anda 51'in altına indi Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansı'nın evet. artık 51'in altında Eda görüyoruz Emin. 15 kademeli bir milyon şekilde. Saçım sayılmamış evet. oy. Evet. O oyların, o oyların biz ayrıntısını görebilsek. Şu anda onu ne yazık ki ben göremiyorum. ayrıntısını görebilsek yani ilçelerini görebilseydim örneğin ben o oyların o zaman ben size çok daha kesin bir şey söyleyebilirdim. İlçe düzeyindeki hesaplamalardan, Çankaya'dan mı, Bakırköy'den mi, yoksa Keçiören'den mi, Bağcılar'dan mı sor. geliyor? Bu arada bir gazeteci arkadaşımızın daha bilgisi var. Paylaşım yaptı. Sevilay Yılman diyor ki, yüksek seçim Kurulu'nda açılan sandık sayısı %23 YSK'da. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu birçok sandığa itiraz edildi, itiraz ediliyor. Mesela İzmir Kılıçdaroğlu %80 civarında oy alıyor ama tüm bu sandıklara AK Parti ya da ortakları itiraz ediyor. Bunu dikkate almadan sağlıklı yorum yapılamaz diyor Sevilay Yılman. Aslında bence çok incelikli bir taktik geliştirmişler. Levent ne dersin? Ama şöyle ne kadar incelikli olursa olsun, hangi taktik olursa olsun hani vatandaşın biri berbere gidiyor. Ee, ya diyor ki berbere Saçımın beyazladığını söylüyorlar ne diyorsunuz diye. Berber de diyor ki vatandaşa 5 dakika bekle diyor biraz sonra keseceğim saçların önüne dökülecek anlarsın diyor ne kadar beyazladığını. Şimdi hangi taktiği yaparsa yapsın hangi manipülasyonu yaparsa yapsın ne kadar geciktirirse geciktirsin sonuçta o iş oraya gelecek ve YSK'nın bir sonuç ilanı olacak. Bütün bu taktiklerin bir amacı olabilir e, muhalif seçmenin veyahut muhalif partilerin moralini bozmak olabilir ama biz şunu biliyoruz. Daha önce benzer manipülasyonlar oldu. Moral bozmamak gerekiyor, dirayette olmak gerekiyor. Sandık kurullarını İstanbul seçiminde de, seçiminde de gördüğümüz gibi sandık başlarını terk etmemek gerekiyor. Bu şey için değil, sadece muhalefetin kazan, kazandığını ilan etme meselesi değil. Bu Türkiye'nin demokrasi namusu için de önemli. Muhalefetin vereceği bilgi, yani muhalefet çıkıp şunu diyebilir. Evet arkadaş, biz elimizdeki verilerle, YSK'nın verileri uyuşuyor ve biz kaybettik. Olabilir. Ama bunu muhalefetin demesi lazım. Çünkü muhalefetin verisi şeyin toplumun e, inancını pekiştirecek bir bilgi. Bu bilgidir. çok önemli. İki kez İmamoğlu'yla Mansur Yavaş birlikte çıktılar ve her ikisi de İstanbul'da ve Ankara'da ve Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söylediler. Bu değerli bir bilgi. Keza Kılıçdaroğlu da tweet attı. Öndeyiz dedi. Ya bence de yani beklemek lazım. Kimin önde kimin yani dediğim gibi önemli olan muhalefetin sağlam durması günün sonunda topluma sağlıklı bilgiyi vermesi elindeki sağlam verilerle. Yani şu, benim korkum şu, yani o endişemi paylaşayım. YSK bir sonuç açıkladığında muhalefet toplumu ikna edecek sağlam bir demo, yani ıslak imzalı verilerden oluşmuş, hayır arkadaş bizdeki veriler öyle değil, böyle diyebilecek bir demo ortaya koyamazsa o zaman sıkıntı çıkar. Ama biz muhalefetten şunu duyduk, işte Canan Hanım'dan, Kemal Bey'den, daha önceki tecrübelerden bağımsız tecrübeler hesaba katılarak en sağlam sandık kurulları oluşturuldu. Hatta Kemal Bey'in öyle bir deme demeci var. Tarihimizin tarihimizde ilk defa en yoğun sandık güvenliği aldığımız bir seçime gidiyoruz diye bir açıklaması da vardı. O yüzden bence sakin olmak lazım. Muhalefetin verilerini beklemek lazım. Burada her ne manipülasyon yapılıyorsa manipülasyon olduğu bilgisini kabul evet. edip Herhangi bir karamsarlığa, herhangi bir endişeye kapılmadan sakin bir şekilde sonucu izlememiz lazım ki sonuç ne çıkarsa toplumun takdiridir diyeceğiz. Ben hem iktidarın da buna itiraz edemeyeceğini, YSK'nın da bunu örtemeyeceğini, muhalefetin de bunu zaten görünmez kılamayacağını yanlışlıkla o anlamda Şimdi söylüyorum. Fakat ben bir gözlemimi, yani burada onu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama eğer bu bize gelen bilgiler doğruysa... Ki Hayır, hayır, Şöyle bize burada tam olarak söyleyemediğimiz bilgiler de geliyor. Şimdi mesela hep CHP'nin önde olduğu yerleri bloka ediyorlarsa ve kilitliyorlarsa o zaman bu seçim Kılıçdaroğlu yine birinci turda bitebilir. Ben sonra söyleyeyim. Ya yani biz sabaha bakın ben şu anda biz ikinci turu da hani görüyoruz ama ben 15 milyon sayılmamış oyun ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na olduğunu görüyoruz. Bölge bölge olduğu zaman. Yani birinci turda Kılıçdaroğlu yine de bitebilir. Ne dersiniz? E, kesinlikle olabilir. Zaten e, her iki aday arasındaki oy farkı küçük olduğunda buna yönelik pek çok itirazları görebiliriz. Ama az evvel bir şey söylediniz o çok önemli. E, bu, bu seçimde yeni bir strateji geliştirildi. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklarda itirazlar başlatıldı. Aslında e, bu tarz rejimlerde iktidarlar çok yeni yöntemler geliştiriyorlar ve bizim ülkemizde de yeni yöntem geliştirmekte kendi lehine seçim sonuçlarını çevirmek için iktidarlar Mahir Ben yurt dışında pek çok toplantıya katıldım yurt dışından çok fazla ilgi var Türkiye seçimlerine de orada en temel soru Türkiye'de seçimler adil eşit yapılacak mı seçim sonuçları tanınacak mıydı fakat bugünden bağımsız olarak da zaten seçimlere giderken biz adil ve eşit platformlarda adayların yarıştığını görmedik. Hani bir futbol maçı düşünelim. Saha muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine eğimliydi. Çamurlu bir sahada aslında mücadele eden muhalefet vardı. Dolayısıyla her ne kadar bu iktidarlar sürekli yeni stratejiler geliştirseler de ayakta kalmak için bakın seçim yasası değişti. İttifakların içindeki oy Alımının nasıl bölüneceği bir sene önce değişti. Dolayısıyla hayatta kalmak için sürekli yeni stratejiler üreten bir iktidar var. Ve oy marjı iki aday arasındaki oldukça küçüldü. Ama bir taraftan da hakikaten e, bu tarz iktidarlara rağmen, e, yani bütün her şey devlet kaynakları, kamu kaynakları, e, medya gücü iktidarın elindeyken buna yönelik e, mücadele, yeni taktikler geliştiren ve Türkiye'de de hakikaten dünyaya model olabilecek bir birliktelik örneği sergileyen bir muhalefet görüyoruz. Bence bu seçimin hakikaten en önemli sonuçlarından biri buydu. Eğer muhalefet bu seçimi kazanırsa birinci turda veya ikinci turda sadece Türkiye için önemli bir sonuç olmayacak İsmail Bey tüm dünyada aslında popülistlere karşı mücadelede önemli bir yol, önemli bir mücadele evet. örneği göstermiş olacak. Şimdi arkadaşlar elimizde en son bilgiler var mı? Beni biraz bilgilendirin. Biraz evvel yaptığımız gibi. Ankara'nın en son bilgisi nedir arkadaşlar? Burayı verebiliyor musunuz? Arkadaşlar buraya ben bir şey rica edebiliyorum. Mustafa Bey sizin son bir sözünüz varsa alalım sonra buraya. Ya var şöyle var. Evet. Ee, şimdi bir evet. arkadaşlar, Murat Ağırel, Timur Soykan bir arkadaşımız buraya gelebilir mi tekrar? Olur mu? Evet buyurun. Evet, söylediği gibi yani sonuçta e, perçem düşecek önüne. Şimdi bunu niye yapıyor o zaman? Niye yapıyor? Acaba şunun için mi yapıyor? E